Son dakika gelişmesini getireceğiz ekranlarınıza. Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde yangın çıktığı bilgisi var ama yangının çok dağılmadığı görülüyor belli bir noktada. Herhalde itfaiye ekiplerinin hemen müdahalesi söz konusu. Canlı yayında görüyorsunuz. Bayrampaşa meyve ve sebze halinde yangın çıktı bugün. Tek bir lokasyonda diye düşünüyorum ama hemen muhabirimiz Mehmet Karataş'a dönelim. Olay yerinde Mehmet detayları bize anlatsın. Mehmet, çok büyük çaplı bir yangın gibi görünmüyor görüntülerde ama itfaiyelerinde müdahalesi söz konusu. Duyabiliyor musun beni? Evet Merve, sizin ifade ettiğiniz gibi en azından şu an için dumanların yükseldiği yer belki küçük çaplı ama tabii ki özellikle de burada bulunan Bayrampaşa sebze ve meyve halindeki dükkanların yan yana olduğunu biliyoruz ki şu anda da ekranlarda görüyorsunuz. İçeride olan bir yangın, tabii bunun diğer iş yerlerine yansıması, daha doğrusu sıçramış olma durumunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Ama şunu söyleyelim ki Bayrampaşa sebze ve meyve halinde dakikalar önce meydana gelen bir yangındı. Ve şu an itibariyle de oraya o noktada çok sayıda itfaiye ekipleri var. Bulunmuş olduğu konum sebebiyle de yani Bayrampaşa sebze ve meyve halinin bulunduğu noktaya oldukça yakın olan yine itfaiye istasyonu bulunuyor ki özellikle de hemen birkaç kilometre mesafede bulunan Rami'de bulunan bir itfaiye söndürme noktası bulunuyor ki özellikle itfaiye ekiplerinin bu sebeple oraya ulaşması oldukça hızlı oldu. Ve şu an itibariyle de görüyorsunuz içeride özellikle sebze halinde çok sayıca gördüğümüz paletler bulunuyor ve en azından İtfaiye ekiplerinin ilk olarak o paletleri söndürme çalışmasını üzerinde büyük bir hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz. Evet, şu an itibariyle en azından aldığımız bilgiye göre sadece bir dükkanın içerisinde bir yangının meydana geldiği belirtiyor. Tabii ki bunun acaba bir elektrik panosundan mı kaynaklı yoksa başka bir sebepten mi? Buna net bir şey söylemek için henüz çok erken ama dediğimiz gibi sebze ve meyve halinde çıkan yangına müdahale devam ediliyor. Özellikle de dediğim gibi itfaiye ekiplerinin yakın olması da büyük bir avantaj. Çünkü burada yangının artması durumunda birçok dükkanın da zarar göreceğini de açıklayabiliriz. Çünkü özellikle burada şunu da söyleyelim. Bayrampaşa halinde daha çok sabah saatlerinde ve gece saatlerinde daha çok insanlar orada çok sayıda oluyor. Çünkü gelen meyveler biliyorsunuz ki sabaha karşı aslında gelen toptancılar o noktadan sebzeleri alıyorlar ya da pazarcılar, manavcılar diyelim. Ama bu noktada şu anda gördüğümüz gibi dükkanların birçoğu kapalı zaten. Bu saatlerde pek bir kimseler olmuyor ama tabii ki şu an içeride birileri var mı yok mu bunu da dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda teyit etmiş olacağız. Ama şunu söyleyelim, içeride şu anda en azından görebildiğimiz kadarıyla sadece belli bir noktadan ateş yükseldi, daha doğrusu dumanlar yükseldi. Ve şu anda da itfaiye ekiplerinin büyük çoğunlukla aslında oraya müdahale ettiği ve yangının neredeyse artık kontrol altına alınabildiğini de ifade edebilirim. Ama dediğim gibi özellikle de içeride sebzelerin üzerine konulmuş olduğu evet, paletlerin yanması sebebiyle de dumanlar oldukça zaten fazla görüyorsunuz.